arkadaşlar. İzmir'den günaydınlar. Kapalı bir havadan günaydınlar. Tezgahın üstünde bir sürü malzemeler görüyorsunuz. Bu dersimizin konusu bisikletle tura çıktığımızda turumuzun harap olmaması, kabusa dönmemesi için elimizden ne gelir, ne yapabiliriz, nasıl bir çözüm üretebiliriz? Onları bir size anlatacağım. Tabii 13 yılın birikimi var bu masada aslında. 13 yılın birikimini sizlere biraz aktaracağım. Faydası olur ya da olmaz. Herkesin yöntemi, yolu, yordamı farklıdır. Ben anlatayım. Asosuz önümüzdeki aydan itibaren millet turlara çıkmaya başlar. Benim için sezon hiçbir zaman kapanmıyor. Ama bazı arkadaşlar için Nisan ayından itibaren turlar başlar. Ben malzemeleri tek tek bir tanıtacağım. Anlatacağım. Faydası olur ya da olmaz sizlere. Zaman gösterir. Başlayayım mı? Başlayayım. Hemen şu dürbünle başlayayım. Küçücük bir dürbün. 1000 metre menzili olan bir dürbün bu. Kamp yeri, su kaynağı, çevrede herhangi bir kötü bir olay var mı yok mu bilmem ne görebilirsiniz. Yani 1 kilometre menzil, 2 kilometre çapında bir alanı görebiliyorsunuz. Dürbün benim eksik etmediğim yönden bir malzeme. Şu iki tane kelepçe ön bagaj için bulunmaz nimet. Ben bunu ayarladım. Deliklerinden ayarladım. Ön bagaj koptuğu vakit kelepçeden bunlar yardımı yapabiliyorum. Şu gördüğünüz plastik kelepçe, cırt kelepçe ne derseniz de kısır ağacı servis gibi. Her işinize faydası vardır. Yanınızda bulundurun derim. Ben bulunduruyorum. Pedal. Sağ sol iki tane pedal. Bir önceki Karaburun turunda zaten bunun faydasını gördüm. Ben yedek olarak yanında bulunduruyorum. Çok faydalı bir malzeme. Evet. Bu ne? Fren hidrolü. Evet. Turumda biliyorsunuz anlattık Şafak Yollarda'yı takip ediyorsunuz. Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur, işitmişsinizdir. Bir de bunun da yayınını yaptım. 280 kilometreye yakın dağlardan gelerek İzmir'e kadar frensiz tek frenle geldim. Ama bu hidrolü bundan sonra hayatımda soktum ve devam ettiririm. Fren hidrolü. Yanınızda bulundurmanızda fayda var düşüncesindeyim. Fren baltası. Gördüğünüz gibi. Ya şu anda iki çift görüyorsunuz. Ama ben dört çiftten aşağı yanımda taşımıyorum tura çıktığım zaman. Fren baltaları kendim değiştiririm. Kendim yol alırım. Ama bu da küçücük bir alet. Kalipere takıyorsun. Fren pistonunu. Otobüs yolculuklarında fren basılı kalmaması için pistona takıyorsun. Yolculuğa o şekilde çıkıyorsun. Vites salat. İki tane var yanında. Ne olur ne olmaz. Bir ön bir arka. Şimdiye kadar kopmadı ama kopmayacak diye bir garantisi yok. Ondan sonra şu gördüğünüz civata çanta. Her türlü civatayı burada muhafaza ediyorum. Bisikletimle ilgili civatalarım burada. Şimdi gelelim. Neye? Jant deli. Kopmaz kopmaz demeyin. Her yerde kopacak bir jant deli vardır. Kopar. Turunuz ziyan olmasın. Kabusa dönmesin. Sıkıntı yaşamayın. Jant delini yanınıza bulundurun. Zaten bunu biliyorsunuz. Aynen anahtarı herkesin yanında bulması gerekir. Şöyle çok gürültü yaptım değil mi? Civata anahtarları. Bense aynen anahtarları yanında bulunduruyorum. Şimdi şunlar da ön arka. Anlamışsınızdır herhalde. Pompayı da yedek bulunduruyorum. Bir tane var. Bisikletim üstünde ne olur ne olmaz diye bir tane de çantamda bulunuyor. Bunlar hayati değere sahip şeyler. Jant deli koptu, nasıl değiştireceksin? Evet. Gördüğünüz gibi. Ruble anahtarı ve göbek anahtarı. Yanında bulunduruyorum. Bana 2-3 defa lazım oldu ama uzun bir turumuzda Berde'nin jant telleri canına okumuştu. Bendeki bu malzemeler yani 1890 mı 2000 km mi yola attık. Yani 25 günde geldim, geldi defa jantları koptu. Biz bunlar sayesinde
Yaptık, gittik. Stokladık terlerimizi. Yolda değiştirdik. Nerede olsa değiştirdik. Daha İzmir'e kadar geldik. En son da Ferdi herhalde yenilemiştir. Şey. Bu da akort anahtarı. Yanımda bulunur. Evet. Şimdi bunları söyledik. Bir de zincir koptu. Ne yapacaksın? Al işte. Zincir baklasını sökmek için anahtar. Bir de bakla. Yanında eksik etmedik. Evet. Bisikletle ilgili malzemeler bunlar. Şimdi gelelim diğer ekipmanlara. Bu ne? Bu pol çadır ipi. Yani polün içerisinde geçen lastik. Yanında bulundurur. Don lastiği de iş görüyor. Evet, don lastiği de iş görüyor. Bu da çadır lastiği. Yanında bulunduruyor. Çadır poli kırıldı. Ne yapacak? Bantladığın zaman da devam ettirirsin ama iki tane de böyle bir şeyim var. Dekopmandan çadır almıştım. Onun çadırı yedek bağlı. Evet. Ben Kayseri'de Sarsaklı Mesire Hanı'nda 2 sene önce kamp yaptığımızda 2 tane köpek çadırıma abandı. Çadıra ne abandı? Çadırın üstüne atladı. Çadırda bir 7-8 santimlik bir yırtık 2-3 yerinden. Demek ki çadırın içerisinde böyle dönerken hareket etmiyordu çadırı ki köpekler biliyorsunuz atlar, av atlar gibi atladı. Benim çadırı yırttı. Evet, çadır yaması. Evet, en nefret ettiğim olaylardan bir tanesi. Nedir? Matın delinmesi. Kabus gibi. Yani çok yaşıyoruz. Hepimiz yaşamışızdır. Ben de yaşadım. Durun sonuna kadar ne yapacağız? Lastik yamasında bilmem ne falan filan diyoruz ama acil durumlar için bunu bulunduruyorum. Yani küçük bir onarım gerektiği zaman yamıyorum, devam ediyorum. Kontrol ederek. Bir de bir yere dekotlamdan aldım. Kana yapıştırıcı. Kanayı yapıştıran bizim matı nasıl yapıştırmış? Yapıştırıyorum, yoluma devam ediyorum. Çantalarımız bir servet değerinde. 2 farklı model ya da 3 farklı model ne varsa var. Herkes kafasına göre kullanıyor çanta. Ben Vida kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bu timsah dişleri diyorlar bunlara. Çantanın alt tarafındaki kancalar. Kopsa yandım anam dersin zaten. Yolda düştüğü zaman bir daha da bulamazsın. Yeden olursa devam edersin. Bu gördüğünüz gibi çantanın askısı. Bundan 2 tane 3 tane numune var yanında. Çantamda duruyor. Her numune olarak size göstermek için bunu getirdim. Gördünüz. Evet. Kocaman bir şey. Kabustur. Yani ben şimdi iç lastiklerden, yama takımından falan bahsetmiyorum. Zaten onlar yanında bulunsun. Bulunmazsa zaten yola çıkma kardeşim. Ama dış lastik. Her yerde bulamazsın. Denk getiremezsin. Dağın başında benim gibi dağın başında dış lastiğin yarıldı. Arkadaş ben bir şey söylüyorum her zaman için. Bayansan sıkıntı yok. Her araba durur yanında seni istediğin yere götürür. Ama erkeksen bir Allah'ını arabaya durduramazsın. Yoluna da devam edemezsin. Elastik yaraldığı zaman da zaten ne yapacaksın? Sırtla götürür. O kadar yüklü 50 kilo yükü nasıl bisikletle beraber götüreceksin? Erkeğin yanında hiçbir araba durmaz arkadaş. Ölüyorum desen durmaz. Jandarması da durmaz, polisi de durmaz, ambulans da durmaz. Ben nacar kaldım. Nerede? Sahara dağlarında, trafikte. Bisikleti itir itir gidiyorum. Ambulansa dur dedim arkadaş, beni götürün yukarı. Çünkü yukarıda şey vardı, festivalleri vardı. Laz uçaklarını. Kötü demiyorum laz uçakları. Efendiler, çok iyiler. Ama arkadaş, Sahara Şavşat'tan Sahara Dağı'na çıkıncaya kadar, yaylaya çıkıncaya kadar o trafik nasıl felçti biliyor musun? İttirirken bile yol alamıyorsun. Bir tane ambulans durdurdum, bir tane daha durdurdum. Ya alın yukarı, abi yaralılar var yukarıda, onları alacağız, götüreceğiz dediler. Beni almadılar. Jandarma. Ya abi dedi yaralılar var, almadılar vallahi. 15 kilometre ittir ittir Sahara Yaylası'na kadar çıktım. Ne diyorsunuz siz? Elastik yaraladığını düşünün. Bak ben erkeğim, onu dayan olsun, vallahi de billahi de alırlar. Cinsiyet ayrımcılığı yapmıyorum ama gerçek olanı söylüyorum. Bir hikaye anlattım size. Videoda çok uzadı. Şu lastik, dış lastiğin yarıldı. Ne yapacaksın? Şimdiye kadar ben maraton
Şevval'de maraton kullanıyordum. Kulüsünden tut bilmem ne varınca kadar. Ya arkadaş, jantın olduğu yerde hep yarıldı. 4 defa başıma geldi. Garantiden 2 defa değişti. En sonunda fırlattım, attım. Çin malı lastiklerle idare ettim. Şimdi hakikaten Çin malı lastik kullanıyorum. Bir de yanımda şöyle katlanır lastik taşıyorum. Videoyu çok uzattım, 10 dakikadan fazla oldu. Bak, bu kadar malzeme. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar çantanın dibinde ufacık bir yer kalmıyor. O kadar. Bisikletin üstünde, çantanın dibinde ufak kadar lazım. Aa, bir şey unutuyordum. Gırt 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 yol alıyorsunuz. Zincir yağı. Bunu da yanınızdan eksik etmiyor. Ben kışlık ayrı, yazlık ayrı kullanıyorum. Şu anda yağmur mevsimi olduğu için kışlık zincir yağına devam ediyorum. Evet arkadaşlar, uzun uzun anlattım. Bakın, o lastik muhabbetinde bayansanız, erkekseniz muhabbetinde kesinlikle cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Bisiklet camiası, bisiklet turcusu bunu gayet iyi bilir, yaşamıştır da. Erkeksen bir tekmede sana başkası vurur, çeker gider. Benim anlattıklarım bu kadar. Malzemeler de bu kadar. Tur mevsimi açılıyor. Sezon açılıyor. Herkes tura çıkacak. Bir hatırlatma babından söyledim bunları. Benim taşıdıklarım bu kadar. Ha, var mı daha? Var. Ufak tefek var. Onlar zaten anlatmaya gerek yok. Herkes yanında bunları bulunduruyordur. Ama asıl can alıcı noktaları bir anlatayım dedim. Yardımcı olduysam ne mutlu bana. Evet. Hayırlı turlar, hayırlı günler. Bol gezmeler diyeyim. Ben çıkacağım yakında yine bir uzun tura. Yağmur böyle şey yapmazsa. Sizler de çıkın. Hayırlı günler diliyorum. Hadi bana eyvallah.